Herkese hayırlı akşamlar diyeyim ben öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Ya yine bir hafta içi yorgunluk gününde böyle güzel bir karışım yapalım dedim. Yani bana özgü hani o sizin genelde hani benden çıkabilecek karışımlar tarzı hani yakıştırmanız var ya. Öyle bir karışım yani light gum araması. Allah'a şükür hani bugüne kadar gönderdiğimiz herkes memnun, hiçbir problem yok. Yani ben de bu ara ciddi ciddi hani light gum'a döndüm diyebilirim. Yani gerçekten keyifli çünkü. Yani düşündük ettik hani bayağı bir tartıştık arkadaşlarla da. Yani ne güzel gider light gum'un yanına ne güzel gider diye. Yani şöyle göstereyim. Mazay'ın iced gum'ını aldık. Yani bunları ben gerçekten hani Mazay'ın iced gum'ını daha önce bir videoda tanıtmıştım galiba. Hani tam hatırlayamıyorum ama. Yani lezzetine az çok hakim olduğum bir tat. Yani light gum'sa zaten çok diyecek bir şey yok şu an. Yani birçoğunuz zaten bu aromayı hani bilmiyor. Hani içtiğiniz zaman zaten nasıl bir aroma olduğunu anlayacaksınız. Ya ben kesinlikle güzel gideceğini düşünüyorum. Yani deneyeceğiz bakalım. Yani %70 light gum, %30 da buzlu sakız karışımı yapacağız işte. Karıştıracağız bu oranlarda. Şöyle inceden ben bir Mazaya'nın, şöyle kusura bakmayın ama bugün gerçekten hani o kadar koşturmacalı bir gün oldu ki. Yani şöyle bacaklarım falan biraz uzatacağım. Şimdiden özür diliyorum herkesten. Açalım şöyle bir. Şöyle. Yeter. Hatta fazla bile. Yani gördüğünüz gibi klasik Mazaya ürünler orijin. Hiçbir problem yok. Şöyle ben bir açayım, bir tütünü koklayayım. Hazırlamadan önce öyle bir ön bakmış olalım yani önden bir bakmış olalım. Yani şöyle Mazaya yine her zaman gibi hafif mat beyaz poşetinde çıkıyor. Şöyle bir açalım. Ben bir kokusuna falan bakmak istiyorum. Yine şerbet oranını da görmüş oluruz. Şöyle. Yani aynı kendine gerçekten hani ben daha önceki videomda da söylemiştim. Gerçekten kendine has bir sakız kokusu var. Ve hani buzu da aynı gerçekten şey gibi. Çok böyle buz gibi ekstra fresh bir soğukluğu yoktu hatırladığım kadarıyla. Diğer videodan alıntı yapmış gibi oluyorum biraz ama. Yani hafif böyle daha naneye yakın bir buz ferahlığı vardı diye ben hatırlıyorum. Yani çok özgün bir kokusu var. Gerçekten çok özgün bir kokusu var ve hani tatlı değil. Hani daha çok böyle falım sakız gibi. Onu kesinlikle söyleyeyim. Light gum da tam aksine şekerli böyle hafif çam sakızı falımı andırıyormuş gibi bir sakız ürünü öyle söyleyeyim. İçerisinde hiç çöp yok. Yani Mazaya da hemen hemen aynı şekilde. %70 light gum, %30 Mazaya'nın buzlu nanesini, yani buzlu sakızını karıştıracağız. Bakalım ortaya nasıl bir lezzet çıkacak. Hani benim gerçekten yakalamayı hedeflediğim bir lezzet. Hep birlikte göreceğiz. Evet artık balkona geçtim ben. Şöyle hatta birkaç dakika kadar nargileden çektim. Hem sizi açarken sıkmayayım hem de aromayı biraz salsın istedim. Şöyle gördüğünüz gibi hala tutabiliyorum. Folyodan nargileyi. Yani resimde gördüğünüz gibi %70 light gum, %30 Mazaya'nın buzlu nanesi var. Yani siz resme bakarken ben şu nargileden birkaç duman daha alayım. Sonra üstüne konuşalım. Dediğim ya içimi yine hani light gum'un tek içimi de zaten çok hoş, çok rahat. Yani buna Mazaya eklediğimiz zaman da gerçekten hani şu an yani çok hoş bir sakız tadı var. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Yani light gum'daki o hafif şekerli falım tadını ben Mazaya'nın yani buzuyla çok ince bir çizgide keşişeceğini düşünüyordum yani söyleyemediğimde şu an.
Ya çok ince bir ayrıntı vardı orada, onu yakalamaya çalışıyordum ben. Yani bu karışımda öyle söyleyeyim size. Ya ağzımda şu an gerçekten böyle nasıl diyeyim, damla sakızı gibi. Yani zaten light gum aroması gerçekten çok farklı bir aroma. Yani içmeden zaten bunu hani anlayabilmeniz yani çok zor. Çünkü ben hani bir tek şeye benzetebildim. Ben bile sakızı hani falım sakızlara benzetebildim. Onun biraz şekerlisine benzetebildim. Böyle bubble gum arası gibi bir lezzet. Ondan sonra mazaya koyduk. Yani bunu acaba dedim hani mazayının buzuyla nasıl birleşir? Hani nasıl bir şey ortaya çıkar diye gerçekten hani meraklıydım. Yani şu anda dediğim gibi gerçekten ikisinden yani çok güzel bir şekilde güzel bir harman çıkıyor. Ben onu söyleyebilirim. Yani zaten şerbet oranları hemen hemen aynı. Yani resimde de gördüğünüz gibi hani tütün yaprak kalitesi de hemen hemen mazaya ile light gum birebir zaten aynı yapraklarmış gibi gözüküyor. Ben biraz daha alayım nargileden. Şöyle kahve de malum olmazsa olmazlarımızdan. Yani şunu da söyleyeyim. Ben Mazaya'nın kendine has, yani budu hariç sakızının çok fazla yansıyacağını düşünmüyordum. Yani şu an o da light gum'a Mazaya'nın kendi sakızının da çok az bir lezzeti karışmış. Yani lülede her iki sakızı da hani az az da olsa gerçekten alabilmek mümkün. Yani dediğim gibi sanki böyle damla sakızı andırıyormuş gibi bir lezzeti var. Hani artık Mazaya ile karıştırınca şöyle göstereyim. Yani light gum'a çok bir şey söyleyemedim. Yani sadece bir falım diyebildik. Ama yani mazayla karışınca sanki şu an mazayın da biraz hani kendi sakızının tadı girince lüleye sanki böyle bir ince damla sakızını biraz daha andırıyormuş gibi oldu. Bunun yanında hani light gum'ın şekerli aromasını da almak mümkün. Yani lüle gerçekten dediğim gibi oran %70 light gum, %30 mazaya buzlu nane. Yani çok keyifli ya. Yani gerçekten ben şöyle izninizle birkaç duman daha almak istiyorum. Yani videolarda diyorlardı hani nargileyi çok fazla içmiyorsun. İşte bekletiyorsun nargileyi de iç, biz nargileyi de görmek istiyoruz falan diye. Ondan artık hani videolarda biraz daha nargileyi içmeye özen göstereceğim bundan sonra. Çünkü birçok kişi söyledi, Instagram'dan da yazanlar oldu. Öyle söyleyeyim. Ya aroma gerçekten hani enfes, yani diyebilecek çok bir şey yok. Yani mazayla da birleşince gerçekten yani çok hoş bir aroma ortaya çıkıyor. Ben öyle söyleyeyim şu an için. Buna çok da hani daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Zaten hani şerbet oranı gerçekten iyi. Ya dumandan da bellidir. Daha ilk közü. Yani bir 5-6 dakika falan oldu. Yani şöyle göstereyim lüleyi. Hani tutabiliyorum şu an. Ben hala tutuyorum gördüğünüz gibi. Yani portakal meşesi. Ondan sonra pinler, küba, karışık kömürümü kullanıyorum yine her zaman olduğu gibi. Allah şükür hani siparişler biraz arttı. Instagram üzerinden isteyen arkadaşlara hani yolladım. Kömürden bugüne kadar hani memnuniyetsiz çıkan hiç kalmadı. Çünkü hani öyle yazıyorlar ki Instagram'dan adam diyor ki kardeşim diyor meşe kömürü istiyoruz internetten. İşte diyor adam bize mangallık kömür göndermiş. Ondan sonra hani bunun gibi birçok kişi geldi. Hani mesaj atıyorlar. Hani Sivas'a yolladık, Bolu'ya yolladık, Adana'ya yolladık. Yakında zaten bu light gum aramasını da duyacaksınız. Diğer arkadaşlardan da öyle söyleyeyim YouTube üzerinden. Ondan sonra bir ise yolluyorum Ongun hocama. Ongun hocam çok memnun. Elinde az kalmış. O da dedi yakında tekrardan söyleyeceğim sana dedi. Ongun hocaya da buradan selam olsun. Kendisi müzik öğretmeni Bitlis'in Mutki köyünde. Ya ona da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Ya videolar seyrekleşiyor. Neden seyrekleşiyor? Çünkü gerçekten yoğun çalışıyorum. Yani gördüğünüz gibi şu an saat kaç diyebilirim. Ona geliyor. Şöyle bir bakayım hatta tam saati de öğrenmiş olalım.
Yani saat tam 10 şu an, 10'u 1 geçiyor. Ya bu saate kadar kendimi iyi bile saklıyorum açıkçası, öyle söyleyeyim, nargilesiz. Yani sizlerle birlikte güzel, keyifli olsun diye ben hani böyle yaptım. Bir video, güzel bir video oldu. Yani karışıma zaten dediğim gibi diyecek bir şey yok. Yani bir gün hani artık benim nargile takımına külüstür, yakıştırması falan yapanlar oluyor. Yorumları da görüyorum, Instagram'dan da yazanlar oluyor. Yani çok yakında çok güzel nargile takımları gelecek zaten. Yani rahat olun siz o konuda. Ben de şu an için bekliyorum. Yani neden bekliyorum? En iyisini, yani gerçekten kalitelisini bulabilmek için şu an çaba gösteriyorum. Yakında zaten yeni bir konseptle geleceğim. Yani nargile takımı olsun, gerek yeni ürünler olsun, hepsi yani değişecek, farklılık gösterecek. Yani biz de çağa ayak uydurmaya çalışıyorum ben elimden geldiğince, öyle söyleyeyim. Yani inşallah yine beğenmişsinizdir. Keyifli bir video olduğuna ben inanıyorum, öyle söyleyeyim. Yani Instagram'dan mesaj atarsanız yani her konuda zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Kitlemiz çok fazla arttı. Artıyor da hala, hani herkese çok sonsuz teşekkürlerim ben edeyim. Yani Instagram'dan emin olun. Yani çok yoğun günlerimde bile yetişmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Hani görmediğim mesajlar oluyorsa buradan da söyleyeyim, kusura bakmayın. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Hani hemen yine montaja gireyim istiyorum. Biraz da keyfi takılayım. Hayırlı akşamlar. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.